evde bu saat 20 senedir ne ileri gitmiştir ne geri kalmıştır. Ya bir ihtimal diye. Böyle bir ihtimalin bu evde yeri olmadığını bilirsin. Ne olacak şimdi? İkisi de gelmedi. Garip. Ben galiba merak etmeye başladım. Hadi ben çok merak ediyorum. Anlaşılan kızı gözden kaçırdı. Bir şey yapmalıyız. Ne gibi? Ay hiç olmazsa daha fazla merak etmeliyiz. Aa! Susun. Münakaşa istemiyorum. Ben de. Sakin, sakin düşünmeliyiz. Ben artık düşünmek istemiyorum. Aklıma yalnız çok kötü şeyler geliyor. Ne gibi? Belki kaza oldu. Olamaz. Olamaz. Ya da birdenbire ağır bir hastalık. Olamaz. Olamaz. Ya da bir erkek. Affedersiniz. Kızımızı. Hiç bıraktıracak. Olamaz. Ben artık telaş etmeye başladım. Ay ya ben ya ben. Mutlaka çok kötü bir şey oldu. Vaktinde dönmemesinden daha kötü bir şey düşünemiyorum. Peşine adam takmanın da bir faydası olmadı görüyor musunuz? Ay belki de birlik olup. Evet. Yok ben artık düşünmeyeceğim. Ama elimden iyi gibi düşünüyorum. Aklıma bir fikir geldi. Söyle. Birimiz pencereden baksın. Belki geliyorlardır. Çok doğru. Belki de geliyorlardır. Sahi. O zaman boş yere telaş etmiş olacağız. Biz zaten daima bir balacıyızmış. Ay kız da bize çekmiş. Evet, tıpkı biz. Demiş burnumuzdan düşmüş. Babasına çekmediğine her zaman sevinirim. Babası da iyi bir erkekti bilirsiniz. Ama erkekti, değil mi? Maalesef erkekti. Çok yazık. İsterseniz hava almaya çıkmışız gibi bahçeye yüzek. Bakarız. Yo, bu ödün verdiğimizi belli eder. Şımarır. Ya. Tabii. Zalimleşir. Ya. Tabii. En iyisi beklemek. Ay, çok doğru düşündün abla. Teşekkür ederim. İşte geldiler. Belki de yalnız biri geldi. Kız nerede kaldı? Çıkıyor. O değil. Tahir bu. Ay Tahir. Neyse işimizle meşgul olur. Uşak bizi her zamanki halimizle görmeli. Doğru. Tahir. Benim efendim buyurun. Yaklaş. Buyursunlar. Gelecektim. Öyle oldu. Mamafe çok gayret ettim ama. Vaktinde dönmek için mi? Hayır. O ne demek? Baştan anlatayım mı? Ay bu da soru. Şimdiye kadar yarısına gelmiş olmalıydın. O zaman çabuk anlatır, telafi ederim efendim. Ay hayır. Ağır ağır anlat. Tafsilatıyla. Şahsi fikirlerini de kendine saklarsın tabii. Emredersiniz efendim. Efendim Tahir'in aklınız gelince, sabah evden çıkınca küçük hanımın peşine takıldı. Tahir. Buyur. Biz bu tabiri beğenmedik. Hangisini? Küçük hanımın peşine takılmanı tabii. Sen küçük hanımı takip ettin. Haklısınız efendim. Talimatınız gelince küçük hanımı takip edin. Otobüse bindi. Ben bindim. Ay görmüştüm. Yok. Küçük hanım önden bindi. Ben arkada. Münasip. Evet çok münasip. Sirkeci de indik. Sen de indik. Bindim hanımefendi. Zaten sirkeci son durak. Gerçi insanın can otobüsü şey öyle bir anda. Tahir. Pardon. O yürüdü ben de yürüdüm. Ay görmüştür. Yıldırım gibi. Ay görüyor musun terleyecek? Ay bir susun. Müsaadenin de Tahir devam etsin. Ben zaten devam ediyorum. Hı. Büyük bir bina. Ömründe girmemiştir. Ben de girdim. İkinci kata çıktı, ben de çıktım. Sır oldum efendim. İki gözüm kör olsun. Sanki buhar oluştu. Yani? Kaybettim. Hepsi bu. Bu saate kadar neredeydin peki? Dedim. Nerede? Binanın önünde. Gözümü de kapıya diktim. İçeri yatan 27 kadın, 41 erkek, 3 çocuk girdi. 35 kadın, 74 erkek, 3 çocuk girdi. Küçük hanım çıkmadı. Ne biçim bir binaydı? Tam. Tam ne demek? Tam işte, ticaret hanım. Tamam, yeter. Çok kötü müydü? Niye geri döndün? Sizi daha fazla merakla bırakmayayım diye. Ay, tamam Tahir.
Çıkabilirsin. Sen bize su getir. Hemen hemen. Bana da bana da. Bana da. Hemen hemen. Ay, ticaret hanı ne demek? Ay han işte. Bilmeyecek ne var? Ticaret yapılan yer. Ay iyi de ne ticareti? Baksanıza ya. Bu odaya gelince sır olur. Sakın. Ay yok yok, ben bir şey düşünmedim. Keşke polis haber verseydim. Ay rica ederim. Ailemizin 50 senedir polisle hiçbir münasebeti olmamıştır. Ama kızım benim, bir şey yapmalıyım abla. Bahçe kapısına kadar insek iyi olacak herhalde. Ay, keşke söyleseydik, şuna da sulara falan mı damlatsaydık. Ay iyi gelirdi hepimize. Evet. İşte geldi, geldi. Bu sefer o. Çıkın o. Ay yiyecek. Ay. Akşamlar hayrolsun tantanlar. Akşamlar hayrolsun. Nasılsın anneciğim? Merak etmedin ya. Hayır. Tabii merak ettiğinizi anlarsam şımarırım. Siz nasılsınız teyzeciğim? Teşekkür ederim. Ya siz? Ay teşekkür ederim canım, iyiyim. Sizleri böyle iyi gördüğüme çok mutlu oldum. Tahir! Kızım sana kaç defa? Sami bir daha bağırma. Buyurun efendim. Tahir. Buyurun abla. Su mu getirdin? Evet efendim. Geri götür. Emredersiniz. Tahir. Buyurun küçük hanım. Kalfaya söyle. Lacivert elbisemi ütülesin. Yarın sabah erkenden dışarı çıkacağım. Bahşesine küçük hanım. Ha bir de beyaz ayakkabılarımı, beyaz çantamı, bir de beyaz eldivenlerimi hazırlasın. Bahşesine küçük hanım. Tahir. Buyurun. Akşama ne yemek var? Çorba. Malum. Kabak kalitesi veya bamya. Malum. Pilav. Malum, hoşça. Malum. Bana bir yumurta kırabilir misin? Hemen, hemen. Çıkabilirsin. Kutlarım. Neyi, neyi? Hassasiyetinizi. Öncelikle bir sorum var. Tahir'i niçin peşime taktınız? Biz bu tabiri beğenmedik kızım. Cevap istiyorum. Tahir'i niçin peşime taktınız? Konuşalım mı? Konuşalım. Beni sevinçten öldürebilirsiniz. Demek konuşmaya karar verdiniz. Öyleyse dinleyin bakalım. Ben işe giriyorum. Ne? Geldi. İşe çalışıp para kazanacağım. Sabah 8'de çıkıp akşam 6'da eve döneceğim. Bütün şartları kabul ettim. Belki bir senedir ailemizden bir kadın çalışmamıştır. Evet. Haklısınız. Fakat bu kutsal gelenek yarın sabahtan itibaren sona eriyor. 4.000 lira da maaş veriyorlarmış. Üstelik çalışırsam da artırırlarmış. 4.000 lira dedi. Arada mı alacaksın? Tabii. Bir sekreter oluyorum. Ay. Sekreter dedi. Ya ne var bunda şaşacak? İş iştir. Taktili öğreneceğim, sitemi öğreneceğim, yazışmaları idare edeceğim. Üstelik öğle yemeğini de belki bir lokantada yerim. Tahir, lütfen bayanlara 3 bardak su getirir misin? Hemen hemen. 40 güne kadar ölebilirim. Bir paşa torunu, benim kızım. 4.000 lira için. Bize danışmadan, ticaret anlarından işe giriyor. Kim bu tüccar? Babamın arkadaşıymış. Erkek şu halde. Evet, erkek. Erkekmiş. Tüccar arkadaşı, ben ölürüm ben. Ay Allah göstermesin canım anneciğim. Şüphesiz hepsi birbirinden kötü, canavar olan erkeklerin elle elime değmeden sizler gibi huzur içinde mutlu bir genç kız olarak ihtiyarlayacağım. Çalışmam lazımdı. Ya! Yeah. Bu muhteşem konakta bunaldım ben. Ooo! Bunalmak ne kelime? Patladım, öldüm. Aa! Artık kraliçe de işlemeyeceğiz. Kızım, kraliçe insana hazinle sabır verir. Gerçekten 20 sene sabrettim. Şimdi de son derece azimliyim. Artık kraliçeye paydos. Sizlere ahlaki roman okumaya da, kabak kalyesi ve bamya yemeye de. Ha, şunu da söyleyeyim.
Bugün dönüşte dolmuşta geldim. Köşedeki mahalledeysen de dondurma yedim. Üstelik o ahlaksız komşu kızına da selam verdim. Ben çıkıyorum. Görüşürüz. Vallahi siz benden sağlamsınız. Ben 40 gün dayanamam. Ay. Acaba doktor mu çağırsak? Aman doktor bize kar eder mi bu saatten sonra? Kız içemiyorum ayol. Çıldırdı herhalde. Babası erkek olan eninde sonunda çıldırır tabii. Ay. Su getirdim. Evet efendim. İçlerine biraz da kolonya damlattım. Ay bu kadar düşünceli olmandan katiyen memnun değilim. Ben de memnun değilim hanımefendi. Niçin? Çok düşününce yoruluyorum. Yorulunca da ihtiyarlıyorum. Ya. Sularımızı aldık. Gidebilirsin. Emredin git izah izle. Dinlen, istirahat et. Ne yapıyorsan yap. Tamam efendim. Ay. Afiyet olsun. Çıktı çıktı. Bitebiliriz. Thank you.
şey. Erken döndü. Ay yine bir şey olacak. Akşamlarınız hayır olsun tontonlar. Akşamlar hayır olsun. Tahir söyledi. Bana bir mektup varmış. Nereye sakladınız? Kızım bir çay içsene. Mektubun nerede? İşte orada. Aaa! Çıplak sen! Sen tabii! Ben akşama kadar böyle çalıştım. Ay böyle çalışmış! Tabii hiçbir şey olmadı. Hava da bir sıcaktı, bir sıcaktı. Hava sıcakmış! Ben donuyorum! Bebek! Neyse, var ben geliyorum. Yoo! Evet, yo. Buna dayanılmaz! Bir çocuk bile bu kadar çıplak doğamaz! Ay yıkanmak için bile böyle sayılmaz! Madem ki şeyinin arkadaşıymış. Evet. Hani bir konuşsam. Ne münasebet? Canım belki merhamet sahibidir. Belki biraz insafı vardır. Ha? Biraz vicdanı olsaydı. Biraz da merhameti. Bir aile kızını. Bu hale getirmezdi. Hem de 40 günde. Neden erken döndüm diye merak etmişsinizdir anlatayım. Otomobille geldim. Otomobille? Evet, şirketin otomobiliyle. Yapayalnız! Ya daha neler canım, şoför kullanıyor. Ay şoför gelmiş. Kızım, sen biraz oturur musun? Tabii teyzeciğim, ben de bir çay içmek istiyordum. Nasıl, yeni bir haber var mı sizde? Ne gibi? Ne bileyim, bir sürpriz. Olmadı bir yangın başlangıcı falan. Kızım! Her şey dünkü gibi değil mi? Çok şükür. Dün de bir önceki günkü gibiydi. Çok şükür. O yüzden biz bilirsin. Bir fincan içeriz. 50 senedir. Evet, 50 senedir. Ben bugün 3 fincan içeceğim. Kızım! Peki, peki, bir fincan içerim. Bu iş böyle yürümez. Evet. İşten çıkacaksın derhal. Peki. Bir daha da sokağa çıkmak yok. Yok. Bak bizim bahçemiz ne kadar güzel. Hem de ne kadar büyük. Her şeyi düşünmüş büyüklerimiz. Nur içinde yatsınlar. Nur içinde yatsınlar. Değil mi kızım? Ha? Bu çılgınlık bitecek. Tahir. Kızım. Üstüne bir şey giyin. Adam giriyor. Kimin üstüne bir şey? Buyurun kuşkanım. Birazdan biri gelecek. Evet efendim. Beni soracak. Hı-hı. İçeri alırsın olur mu? Hemen efendim. Teşekkür ederim Tahir. Çıktı mı? Çıkmadı. Çıkmadı. Yok yok çıkmadı çıkmadı. Ne çıkılmazmış. Ay gitmedi bir türlü. Ay. İyi hadi açın gözle yazı çıktı çıktı. Kim geliyor? Daha önce mektubun sahibini sorsanıza ama biz misafir sevmeyiz bilirsin. Evet zaten bana geliyor. Kim? Biri. Nasıl biri? Basbayağı biri işte. Ay teyzeciğim. Kurabiyeler de pek güzel. Yaşlı mı? Hayır. Genç mi? Ne? Genç mi? Evet. Şey mi? Şey. Erkekmiş! Bakın size tarif edeyim. 25 yaşlarında. Yakışıklı. Zarif. Kibar. Nasıl? Beğendiniz mi? Tahir! Kızlar bana söylesenize. Tahir! Yahu bana söyleyin. Beni Tahir! Tahir yetiş! Hayır hanımefendiler. Birazdan biri gelecekmiş. Evet efendim. Kızımız evde yok, biz de yokuz. Hiç, hiç yokuz. İşte bu kadar kadar. Emredersiniz efendim. Bakın, gelecek olan bu kişi benim arkadaşım. Patronumun da oğlu. Bana İngilizce çalıştıracak. Eğer kabul etmezseniz açık saçık bir romanı burada yüksek sesle okurum. Tramvayda şarkı söylerim. Balkonda da güneş banyosu yaparım. Ha, bir de Tahir'in boynuna sarılıvermek için yaptığımı veririm. Anlaştık mı teyzeciğim? Kabul. Burada, bizim yanımızda. Kabul.
kimden geldi? Tahir. Kızım üstüne bir şey giy. Tabii tabii. Buyurun küçük hanım. Anne. Anne. Buyurun efendim. Birazdan bir beyefendi gelecek. Evet efendim. Haberliyiz. Bekliyoruz. İçeri alırsın. Emredersiniz efendim. İşte böyle. Peki mektup? Allah'ım sizinle tanıştığına da bir sevinecek, bir mektup, sevinecek. Mektup, mektup. Kızım peki mi? Ay. Bir yabancı geliyor. Öldük. Hoş geldin. Hoş bulduk. Aşağıda inemedim, kusura bakma. Gel seni tanıştırayım ailemde. Anne. İyi akşamlar efendim. Safa geldiniz oğlum. Teşekkür ederim. Bir teyzem. Memnun oldum hanımefendi. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Küçük teyzem. Memnun oldum hanımefendi. Ben sana bir çay koyayım. İçersin değil mi? İçerim, içerim. Şoför de deli gibi bir şeydi. Öyle hızlı kullanıyordu ki. Nasıl, işlerini bitirebildin mi? Evet, bitirdim. Eliniz de çok güzelmiş efendim. Teşekkür ederiz. Kızınız da çok güzel. Hı? Yani şey, yani Eylül oğlum biz kendisini çok sevdik. Yani babamın elinde bizzat elinde sayılır. Yani geç kaldı akşamlar, hiç merak etmeyin. Bizzat bunları ne kadar kendim yedim. Ya. Yani şoför de getirebilir ister. Ooo. Yerim de. Ders çalışmayacak mısınız? Ders. Tabii tabii, biz İngilizce çalışacaktık ya. He, evet, İngilizce. Tabii tabii, şimdi çalışacağız. Tabii çalışalım o zaman. Şöyle çalışalım. Ben söylediklerimi tekrar edin. Tabii. This is a pencil. This is a pencil. This is a book. This is a book. I love you baby. I love you much. Maça gidelim diye. I love you baby. I love you much. You are very beautiful today. You are very beautiful today. Nasıl anneciğim? Nasıl teyzeciğim? Beğendiniz mi? Pek memnun olduk. Pek çalışan kazanır tabii. Bir sorun yoktur. Devam edin, devam edin. You are my leader boy. Kızım sen niye yatmadın?
Bu iş böyle yürümez. Evet. Söz verdiğin halde işe gittin. Mukavele imzalamıştım. Bizim kızımız. Bir fakir kiracı gibi. Mukavele imzalasın. İmzaladım bir kere. Telgraf kimden? Sen niye yatmadın? Neden? Niçin? Nasıl? Söylesene. Bir dakika. Canım anneciğim. Ruhum teyzeciğim. Birazdan malum İngilizce öğretmenim ders çalışmaya gelecek. O saatte. Saat daha 9 olmadı. Sizi bu mahrem kıyafetlerinizle görmesini istemezsiniz sanırım. Gecenin bir yarısında. Seni ziyarete. Biricik kızımızı ziyarete. Hala aynı teyzen ya. Çok merak ettim doğrusu. Korkudan öleceğim. Bu telgraf kimden? Ah, şimdi teyzen gelse bari. Ben bu delikanlıdan hiç hoşlanmıyorum. Ben de çok hoşlanıyorum. İngilizceden nefret ediyorum. Ben etmiyorum. Ay, ne oluyor kızım böyle? Benden habersiz. Bebeğim sen neler oluyor? Otur. Anlatamam. Otur ya. Tavsilatıyla. Tanıştırayım küçük teyzem. Bu derslere son verin. Evet! Evet, ben de aynı fikirdeyim. Gözünüzün önünde flört etmenin hiçbir anlamı kalmadı zaten. Ne dedi? Flört ne? Flört dedim. Sevişmek. Aaa! Ya ne diye şaşırıyorsunuz? Biz böyle akıllı uslu ders çalışırken pek hoşunuza gitmiyor muydu? Vay. Yahu, bilmiyor musunuz? Ben bu delikanlıyla evlenmek istiyorum. Evlenmek. Tahir. Tahir'i çağırın. Bu bana olmaz. Pardon. Hemen zil çalar çalmaz kapıyı açacak. Ay geliyor mu? Evet. Evlenmeye mi? Hadi canım oturmaya. Telgraf kimden? Mektubu yazan kim? Ay mektubu kim yazdı? Söyleyeyim mi? Söyle. Nüfus memuru. Nüfus memuru. Ah anladım. Neden? Nikah için. Hem de dakika gelmeden. Ay Tahir'in yapmadan. Bu açık affedersiniz. Bu erkekle evlenemezsin. Evet. Evlenemezsin. Ne yapacaksın evlenip de? Bir düşün. Bir erkek. Salak elini sürecek. Belki de öpecek. Ay. Aynı odada yatacak sana. Olmaz. Ay onun da ilk çamaşırı. Sus. Siz küçük teyzeciğim. Geceleri odanızda gizli ne yaparsınız? İbadet ederim. Başka? Dua ederim. Başka? Uyurum. Ben söyleyeyim mi? Söyleme. İçki içersiniz. Hayır. Uyuyamıyorum. Ben de işte uykusuzluğumu biriyle paylaşmak istiyorum. Peki siz anneciğim, babamın mektuplarını... Sus. Devam edeyim mi? Ekmek azımı yeter. Peki siz teyzeciğim... Ben yukarı çıkıyorum. Güzel Allah'ıma seni ıslah etmesi için yalvaracağım. Otur. Neden? Onu da anlat. O ne yapıyor? Neyse. Şimdi gelecek. Çağırırsınız. Uğrar soruşturursunuz. Sorguya çekersiniz. Beğenirseniz evlenirim. Beğenmezseniz de siz bilirsiniz. Her gece kapınızın önünde sizi dinlerim. Küçük bey teşrifetler efendim. Ay susma! Ay zararı yok. Elini izine götürmeden kapıyı açtım. Ayşe! Yabancımız sayılmaz Tahir. Bu da bir yabancı. Ya daha ne olsun? Bir ölü bile sizden sıkı kefenlenemez. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Tahir bir çay yapar mısınız? Hemen. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Kusura bakmayın, rahatsız ettim. Estağfurullah. Annem neye anlattım durumu? Seni sorguya çekecekler. Ya, öyle mi? Öyle. Oturmaz mısın? Teşekkür ederim.
anne. Anne. Neyse olabilir. Yaşınlar. Yaşınlar. Yaşınız? 28. Ya. Annesi. Anneniz? Var. Yaşı? 50. Babanız? Var, 55 yaşında. İşiniz? Muhasebeci. Tahsiliniz? İktisat fakültesi mi? Ay, zengin misiniz? Öyle denilebilir. İçki içer misiniz? Ara sıra. Ne? Rakı. Kumar oynar mısınız? Yok, hayır, kumar oynar. Hastalıklarınız? Kendimi gayet iyi hissediyorum efendim. Geceleri kaçta yatarsınız? Yani yaklaşık 12 gibi. Ay, bir gün biriyle evlenirseniz, ailenizle birlikte mi oturacaksınız? Yok, hayır. Ağzınız kokar mı anne? Hayır. Pijama giyer misiniz? Pijama, evet. Horlar mısınız? Hayır. Terler misiniz? Bazen. Ay, bir gün biriyle evlenirseniz, benimle evlenecek ya zaten. Ya, ay hay Allah. Ay, karınızı çalıştıracak mısınız? İsterse, evet. Çocuk sever misiniz? Pek çok. Ya. Aileniz asil mi? Yok, asil değil. En sevdiğiniz yemek? Kabak kalesi. Ya. Roman okur musunuz? Tabii, vakit buldukça. Ay, daha önce hiç kadın arkadaşınız oldu mu? Oldu tabii. Adresiniz? İncirlik 27 efendim. Geliriniz? Aylık 20 bin lira falan. Kardeşiniz var mı? Yok, kardeşim yok. Meraklarınız neler? Huylarınız? Zevkleriniz? Hayalleriniz? Fikirleriniz? Ha? Yeter. Ben evlenmekten falan vazgeçtim. İstemiyorum evlenmek. Ya ne kadar korktum. Ellerim titredi. İstemiyorum ben seni gibi sünnet artık. Kalk git Allah aşkına. Vazgeçtim evlenmekten. Peki efendim. Kusura bakmayın. Rahatsız ettim. İyi geceler. Ben yol gösteriyorum efendim. Hoşçakalın. Allah'a ısmarladık. Kızım. Ha, teyzeciğim. Biz düşündük, taşındık. Diyoruz ki, Kabak Kalesi sevdiği. Bize katlandı. Pijama giydiği için. Hakkında tahkikat yapılabilir. Hadi bize çay ver. Hayır, size bu evde, bu sahilde çay var yok. Ağır ağır ama tamam mı? Nasıl istersen. Tahsilatıyla anlatayım. Evet.
Sabah giyindim, süslendim, sokağa çıktım. Yorganları çabuk geç. Bir faytona bindim. Neye etmiştik zaten? Çek dedim İncirli'ye. Ha. Sonra evi buldum. 27 numara. Nasıl bile? Ay büyük, aşı boyalı. İki katlı, panjurlu, bahçeli. Bahçe kapısı açıktı. Önlerinde de bir dükkan. Böyle kantariye gibi, hani ne ararsan bulunur. İbrişimden nane ruhuna kadar öyle bir yer. Ay gittiğimde bir yorulmuşum, bir içim yanmış. Oturdum bir gazoz içtim. Oh, afiyet olsun. Ay bakkal da hoş bir adam. Oturduk, başladık konuşmaya. Ama niye gittiğimi hiç belli etmedim. Öyle kurnaz, öyle kapalı konuştum ki. Hatta bu yüzden konuşulanın bir kısmını ben de anlamadım. Ama anladığım kadarıyla bu delikanlı kızımızla evlenmemeli. İşte, anlat. Bir kere çok yerlermiş. Aa, demek çok müsritler. Misafir gelirmiş. Demek çok havailer. Ay süslü püslü hanımlar, otomobiller. Ya. Hiç kimseyle kavga ettikleri görülmemiş. Kimse bunlar. Her hafta sonu tiyatro, sinema. Oh sabah. Geceleri geç vakitte yatarlarmış. Oh. Bak, sabahları da erken kalkarlarmış. Dur, ne olacak? Ay akraba da pek çok. Ay kabile gibi. Gelip gelip giderlermiş, gelip giderlermiş. Ay menfaat dünyası. Sonra hizmetçileri olla bununla yarenlik edermiş. Ne de olsa. Görgüsüz aile. Ha, annesi. Annesi pek neşeli bir kadınmış. İmkansız. Ay önünüzü öpeyim. Aa, bu olmaz. Neşeli bir kadın. Bu yaşta. Kaçtı? 50 dedi ama. 60'tı. 60'tı o. Gülermiş. Ay kahkahayla. Ay dedim ya, evlenmeleri mümkün değil. Mümkün değil. Biz yine de çeyizleri hazırlayalım da. E tabii, tabii. İhtiyarlayınca bakarlar. Ben hep avunurum. Hangisi de acaba havalı? Hala açılmadı kapı. Kalfa da pek yaşlandı. Aman, neredeyse biz bile yaşlı sayılacağız. Tamam, ne çabuk geçti. Hoş geldin. Of, of. Merhaba. Ay ne güzel olmuş çeyizlerimde. Elinize sağlık. Tahya nerede? Çarşıda. Ay ne güzel. Bakın, çiçeklerimi de o aldı. Enfes değil mi? Çiçek. Ben akşam yemeğe davetliyim. Bir sürü değiştirip geliyorum. Erkenler bu akşam yine bir şey olacak. Bir şey olacak. Bu Tahya. Ona acele et demiştik. O kadar ağır ki. Ölemeyeceğinden korkuyorum şu adamın. O kadar da çok iyi o ki. Sapa sağlam domuz gibi bir şey. Domuz gibi domuz. Yatak yapmazsa uyuyor. Pis. Neyse mi olmuyor yok? Buyurun efendim. Tahir. Buyursunlar. Yaklaş. Buyurun. Elinde bir şey var onun. Kasket efendim. O niçin? Tebdili kıyafet giktim. İyi de oldu. Dikkatli olmalısın. Evet. Olurum efendim. Kızımız geldi. Öyle mi? Yukarıda. Her an aşağı inebilir. O yüzden çabuk alın. Tavsilatıyla. Hiç merak etmeyin efendim. Efendim, doğruca ana gittim. Kapıcıyı buldum. Arkasından da çay. Uzun uzun. Ay dur. Ne oldu? Geliyorsa. Devam et. Küçük hanım yerden göğe haklıymış. Tahir! Buyurun. Küçük hanım bize karşı daima haksızdır. Doğrudur efendim. Sana karşı da daima haklıdır tabii. Doğrudur. O halde şahsi mütalaa istemez. Efendim bunlar Kanun gibi zenginler. Ah, miras mı yoksa? Hayır, bizzat çalışıp çabalayıp kazanmışlar. Asil olmadıkları buradan belli. Babamız hiçbir işten anlamazdı. Asil tabii. Mamarlı hiçbir insanlar. Ay görgüsüzler dedim ya. Bunlar yaşamasını da biliyorlar. Yazıhanede bir saray gibi. Ama mukallitler.
Bir ara kundağı getirip kaparalığından şöyle bir baktım. Bir de efendim gayet namuslular. Ay sen annesini bir görsen. Herkes tanıyor. Aa, demek herkes tanıyor. Bu kadar mı dile düşmüşler? Küçük hanımı kızı gibi seviyormuş. Kim? Küçük beyin babası. Koca papaz. Söyledi bunu. Temizlikçi kadınlar. Temizlikçi kadınlar işleri icabı pisliği hoş görürler. Ben de tahkik ettim. Hem de nasıl? Yalnız efendim bir şey daha var. Küçük beyin babası her gelip içermiş. Ya. Evet, evet. Ay. Ne? İnsan içince başı döner. Ya. Ay, böyle içimi tuhaf olur. Ne felaket. Ay bir ahlaki roman ne olmuş mu? Bana kalırsa aslında... Tahir. Pardon efendim. Tahir, verdiğin bilgiler çok makbule geçti. Teşekkür ederiz. O gibi kaldı. Birazdan gelecekmiş. Evde yokuz. Hiç haber tamam, yokuz. Tamam, sakın. Hiç merak etmeyin. O kasketi de kuyuya. Evet. Belki yine gelecek efendim. Hayır, hayır. Asla. Yardım olmayacak. Asla. Şey diyorsunuz efendim. Ne büyük tehlike içindeymişim. Allah'ım korudu ya. Güzel Allah'ım. O nasıl hapsetmeli? Ben her şeyi düşündüm. Ben de bütün gece yalnız ikisini düşündüm. Karı koca olunca. Olmaz dedim. Ne lüzum mu var? Biz ne güzel yaşıyoruz burada işte. Evimiz, bahçemiz. Hmm. Nur içinde yatsınlar. Amin. Amin. İşte çabucak döndüm. Bir tuhafsınız. Neyiniz var? Evlerimizi andık da kızım. Rahmetli. Çeyizim ne zaman tamam olur? Hı? Sahi ne var bunda canım? Ne zaman tamam olur? Hı. Hepsini evlerimizde tek tek işlemek istiyoruz. İnce ince, sabırla, göz nuru dökerek. Belki bir sene sürer. Belki iki. Belki de üç. Mükemmel. Peki, tahkikat ne alemde? Meşgulüz. Ben bu arada Tahir'in anlattıklarına %100 katılıyorum. Ha? Yere yatıp dinledim. Bu arada nişanlım ailesini, işlerini, güçlerini beğendiğinizde çok mutlu oldum. Buna güvenerek nikah için gün aldık. Öbür gün öğleden sonra düğün istemiyoruz. Nikah töreni de olmayacak. Her şey bizim için sade, basit, çok güzel olacak. Hemen şunu da söyleyeyim. Tahir bana şahitlik edecek. Hanım kapıcısı da ona. Nasıl, beğendiniz değil mi? Çok mutlu olacağız biliyorum. Ben şu anda yemeğe gidiyorum. Tahir'i yollarım. Mutlu, mesut yemeğinizi yersiniz annem. Çok mutlu olacağız teyzeciğim. Şimdi sana da geleceğim küçüklerimize. Tahir, bayanların yemeğini getir. Küçük hanım yolladı. Emirleriz hanımefendiler. Biliyoruz. Bu uğursuz köyü bir tek sen göreceksin. Evet. Ay, bir görüş.
seni. Tatsıyla atıyla. Hiç şüpheniz yok. Ciddi olmalısın. Gülmek yok. Ciddiyen. Bu işi zorla kabul ettiğin belli olmalı. Ama Şiker, hasret etmediğimiz iyice anlaşılmalı. Hiç merak etme. Tebrik edecek mi? Ay bu çok iyi. Bence çok ciddi bir şekilde, çok soğuk bir şekilde tebrik etsin. Bari. Ailemize bu yakışır zaten. Nitekim sizi de tebrik etmiştik. Hatırlıyorum. Benim başımda gelin tacı vardı. Sus! Tahir. Buyurun. Toplar hazır mı? Evet efendim. Onları kendi elinle evlerine götürürsün. Emel götürür abi. Yerleştirirsin. Yerleştirir dönersin. Bahsettin efendim. Evlerine evlerine kadar sor. Göremedik bile. Ölmeliyim. Geldin her galiba efendim. Ben bir bakayım. Sen kal. Kal bakalım. Peki. Ay çıkıyorlar. Ay geri gidelim. Ay uçuyorlar. Geldin. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Sen de bir tane al şunları. Hemen buyurun. Hoş geldiniz. Ay, öldüm gittim. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız büyük teyzeciğim? Teşekkür ederim. Çok iyiyim. Siz de iyi gördüm hanımefendi. Teşekkür ederim. Çok iyiyim. Her şey hazır. Hazır değil mi? Evet. Ev de hazır efendim. Eşyalar? Evet efendim, eşyalar da hazır. Bu arada anneme babamın selamları var efendim. Müsaade ederseniz en kısa sürede ziyaretinize gelebilmek için müsaadenizi istirham ederim. Gelsinler mi abla? Gelsinler. Gelsinler, bekleriz. Yani, takdir ederseniz onlarla da durmak hiç şaşkın. Ama çaresiz ne dedikse razı oldular. Kızınızla o kadar mesut olacağız ki siz de eninde sonunda bizi affedeceksiniz. Kızınızla mesut olmamak mümkün değil efendim. Erken yatmaya alışıktım. Ya. 8:30'da. Penceriniz açık kalırsa hasta olur. Yatarken sıkı sıkı giyinsin. Nazlı dur. Kuş gibi. Örnamur etsin. Uyumaz hasta olur. Zayıftır. Saz gibi. Bir kardeşim olmaz. Olmadı ya. Ay iki olmadı. Ona bir kardeş olun. Bir abim. Evet. Her zaman bir abim olsun derdi. Sana da dinleneymiş. Böyle ne olmuştu? Kendi halinde. Kız gibi. Hiç merak etmeyin. Yemek pişirmesini bilmez ama. Ay, sofra kurmasını da. Temizlik yapmasını da. Ha, sorun değil. Temizlikçimiz olacak zaten. Güzel ama. Çok dik başlıdır. Unutkandır. Sahi mi? Tam bilirim tipi. Tembeldir. Zarar yok. Değil ya. Güzel ama. Vay demek sahiden olacak bu iş. Yok öyleyse. Yok tabii ya. Efendim öyle diyorsunuz ama kızınız tıpkı size çekmiş. Asla. Onun hiçbir şeyini kabul etmem ben de. Mesela nesi? Nesi olacak? Güzelliği, zarafeti, nezaketi. Hele bakın elleri. Aynı sizin elleriniz gibi. Deniz yıldızları gibi. Upuzun, şeffaf. Çok ahlaki ve faydalı bir romanda okumuş. Kadın elleri için diyordu ki... Ha! Evet, sanınıza bakabilir miyim? Ay, bilir misiniz? Tabii canım. Baktırma, Meydan abla. Çünkü... Hani oğlum gelsen benimkine bak. Ay eskiden beri merak ederim ya. Hemen. Hemen. Ne görürsen anlatacaksın. Çok zor günler geçirmişsiniz. Kim bilir. Ve o zorluklara karşı da tek başınıza göğüs gelmişsiniz. Yapayalnız. Ama görüyorum ki sıhhatlisiniz. Ömür süzgenizde maşallah tuzum. Evet, bakın şu bileğinize kadar uzanan o upuzun yolu, yani nasıl söylesem, söyleyeyim mi? Yapayalnız yürüyeceksiniz. Yapayalnız. Devam edeyim efendim. Yok, yapayalnız. Her şey bitti. Kavullar da arabaya yüklendi. Ben de hazırım. Gidebiliriz.
ben evlenirken annemiz bana demişti ki... Rica ederim. Bu manasız meseleyi ikide bir açıp durma. Tabii sus. Peki abla. Kızım, sana verecek bir ödümüz yok. Her şeyi bizden iyi bildiğin ortada. Peki o zaman. Yalnız size verecek bir haberim var. Eyvah! Tahir'i de yanımızda alıyorum. Tahir baba yadigarıdır. Alamazsın. Alamazsın. Ama Tahir'in de bir erkek olduğunu düşünsenize. Düşünüyorum. Ben de. Hem de nasıl? Bir keresinde Tahir'i gözetlerken yakaladım. Bir keresinde de... Yeterken! Anlaşılan yadigar falan olmasına rağmen... Sahici bir erkek. Biz öldükten sonra... Neyimiz var, neyimiz yok, hepsi sana kalacak. Sahibi bize bırak. Ay ne de olsa erkek. Hırsız girer. Her şey hazır Küçük Hanım, ben de. Teşekkür ederim Tahir. Sen aşağıda bekle Tahir. Hemen efendim. Yalnız son bir ricam olacak. Çok bekletmeyin ne olur. Beklerken ihtiyarladığımı hissediyorum. Ah. Hırsız girer diyordum bak. Biri satarsa alışveriş. Tamir. Tamir. Her zaman Tahir gibi birine ihtiyacımız var. Peki sevgili anneciğim, canım teyzeciklerim. Ama beni anladığınızı düşünüyorum. Ne de olsa erkektir. Alışveriş, malışveriş, tamir, mamir. Ben de işte sırf bu yüzden evlenmek istiyorum. Söz değil mi? Söz. İki saate döner. Tazeliği yapmak yavrum. Kocana da iyi bak. Bizi sık sık ziyarete gel. Gece yarısı 9'da bile gelebilirsiniz. Her zaman peki. Hayırlı. Elini öpeyim. Bizim için dua et olur mu? Dua edeceğim yavrum. Ağlama ne olur. Ay güzel kızım. Her türlü sarınızı daha emanet edin. Ağlamak istemiyorum. Ağlamayın teyzeciğim. Lütfen. Hoşçakalın efendim. Galiba her şey bitti. Bitti ya. Sevdiceklerim. Sizi unutmayın olur mu? Unutmayız hiç. Şimdi mesela diyeceğiz sabah oldu ya. Ay şöyle bizi de hatırlayın olur mu? Hatırlamaz olur mu ya? Hadi gidin. Bana kızmayın olur mu? Sizi böyle yapayalnız. Azap heykelleri gibi gördükçe. Ben de dördüncü bir heykel olmaktan korktum. Ne yaptımsa mutlu olmak için yaptım. Lütfen beni anlayın olur mu? Sizi çok seviyorum. Güle güle kızım. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Allah'a ısmarladık efendim. Güle güle. Canım abi bakalım. 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 Araba bekliyor. Ay Tahir öne kurulmuş. Kızımız bindi. Ulan da oturdu hemen. Ay. Ben de olsam hemen otururdum. Hayır. Rica ederim. Çok mutlu olacağız. Çok.
Hayır. Sen çıktırsınlar aptallar. Hayır. Hayır. Hadi bize kırıkçelerimizi getir. İnsana aşırı bir sapan verir.